Deniz genellikle şöyle bilinir, hani öyle bir efsane var, deniz eylem adamıdır, işte şu düşünce adamıdır, şu filozoftur. Deniz aslında dendiği kadar sadece eylemci değildi. Bence ne kadar derin düşünen bir insan olduğunu idam sehpasına çıktığında anladık. O özlü sözleri son soluğunda söyleyebilmesi için insanın çok düşünmüş, çok tartmış, kendini ve dünyayı çok bilmiş olması gerekirdi. Fakat dediğim gibi Deniz hem yapısı gereği, hem mizacı gereği, hem de kitleler dönüp baktıklarında daima bir baş yukarıda olanı gördükleri için Deniz'de işte bedeni, postürü, duruşu, heyecanı, kendisini aslında bu mücadeleye çok önceden beri hazırlamış bir insan oluşuyla, bir fedai ruhuna sahip oluşuyla insanları kendine baktıran, mıknatıs gibi çeken bir karakteri var. Yani denir ya, karizma nedir diye sorduğunuzda, bir odaya girdiğinde herkesin dönüp baktığı kişidir. En aslında bence yalın ve basit ama doğru anlatım da budur. Deniz öyle biriydi. Öyle olduğu için tabii ki çok kısa zamanda çok fazla mesuliyet üstlendi. Denizlerce bu arayış içerisinde başka bir siyaset mümkün. Bu terimlerle söylemediler ama söylemedik ama başka bir siyasetin mümkün olduğunu fiilen ifade ettiler. Yani eylemin içinden doğacak bir yeni siyaset. Dolayısıyla Deniz her şeyiyle aşağı yukarı bunun ikonu haline geldi. En önemlisi tabii ki bugün geriye dönüp baktığımızda bir yol açmak için, kimsenin daha önce gitmediği bir yolu açmak için en çok hayal gücü lazım gelir. İkincisi de cesaret lazım gelir. Bu ikisi de Deniz'de bolca vardı. Türk devleti öylesine başkaldırıya karşı 1000 yılın deneyimine sahiptir ki hizayı aşan, çizgiyi aşan herkesin bunu hayatıyla ödediği Türkiye'de bilinen bir derstir. Deniz kendisine bir halk kurtuluş ordusu kurdu. Hiçbir ordu ikinci bir orduyu affetmez. Bu aslında sadece simgesel olsa bile. O nedenle Deniz bütün bunları bilmiş, hissetmiş, anlamış, göze almış bir insandı. Ve bunun sözünü çok az ederdi. Sıra ona geldiğinde, yani mahkemede celladıyla karşılaştığında bunu telaffuz etti. Yoksa hiçbir zaman öyle çalım satan bir insan değildi. Ama işte dediğim gibi hani herkesin dönüp baktığı, fikrini merak ettiğini, onayını almak istediği bir insandı. Gene de şöyle söyleyebilirim, yani bugün 6 Mayıs'ta arkadaşlarımızı anarken Hüseyin'le Yusuf'un ister istemez Deniz'in heybeti karşısında gölgede kaldıklarını görüyoruz. Hem Deniz kırda ve kentte ismini duyduğunuz zaman dönüp bakacağınız bir isim. Hüseyin Yusuf her yerde var. Deniz her yerde yok. Fakat Deniz'den sonra çok fazla Deniz oldu Türkiye'de ama o zaman nadirattandı. Öndeydi, sözü dinleniyordu. Öğrenci hareketinin lideriydi. Diğer arkadaşlarımız daha çok öğrenci hareketinin işçileriydiler. Fakat bir hakkı teslim etmemiz gerekir ki bu üç arkadaşımızın hayatını feda ettikleri mücadelenin örgütleyicisi, fikri önderi, teşkilatı toparlayan insan Hüseyin İnan'dı. Bu yanı çok az bilinir ve Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu'ndan geriye bir tane yazılı belge kaldı, savunmalarını bırakırsak bir kenara. Türkiye devriminin yolu, bunu cezaevindeyken Hüseyin İnan yazdı ve Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu aslında yola çıktıktan, birçok ferdini kaybettikten ve idam sehpasının eşiğine geldikten sonra aslında bir kendi yaptıklarını anlamlandıran bir metinleri oldu ki bunu da Hüseyin İnan yazmıştı. Dolayısıyla Deniz diyebilirsek popüler önderi ise Yusuf onun sahadaki
işçisi. Hüseyin de onun teorik ve örgütsel lideriydi. Bu açıdan baktığımızda birisi olmasa diğeri olmaz. Doğrusu ben Denizler'le arkadaşlığımın hayatta kalan bir insan olarak onlardan sonra arkadaşlığımdan da hep sonuçta kazançlı çıktım. İki türlü kazançlı çıktım. Birincisi önümüzde bir örnek vardı. Ayak izlerine basarak yürüyebileceğimiz hayat karşılığı elde edilmiş bir örnek. İkincisi de bunun yarattığı etki vardı. Ben doğrusu askeri cezaevleri hariç, askeri cezaevlerinde her zaman düşmansınızdır ve size öyle derler. Bana bir Vanlı bir asker çok zulmedince niye böyle yapıyorsun dediğimde o bana demişti. Bu kapıdan içeri giren herkes benim düşmanımdır. Bunu aksanlı söylemişti. O öyle. Fakat diğer cezaevlerinde işte daha sıradan halktan insanlar orada işe girerler, gardiyan olurlar vesaire. Bir tanesi vardı Malatya cezaevinde. İşte herkese zulmediyor fakat bana biraz daha az ediyor. Ben dedim niye? Dedi sen Deniz'in arkadaşısın ya ben sana vuramam. Ben eşim bana dedi ki dedi ona bir şey yaparsam bir daha eve gelme. Şimdi düşünün Deniz Ankara Merkez Kapalı Cezaevinde idam sehpasında hayatını verirken Malatya'nın bir köyünde bir genç kadın onu burasına yerleştirdi ve eşine de onun arkadaşına bir şey yaparsan eve gelme dedi. Bu hiçbir şeyle ölçülemeyecek bir etki. Bunun metresi, santimi, kilosu, hacmi vesairesi yok. Bu bir tarihsel kazanım ve doğrusu hem kişisel olarak ben bu mücadeledeki onların varlıkları ve ortaya koydukları örnek dolayısıyla hem kendim için bir örnek elde etmiş oldum hem de bunun halktaki etkisini gözleme imkanına sahip oldum. Nitekim ondan sonra Kürt özgürlük mücadelesi bunu kendi diline tercüme etti. Ben kendi deneyimimden biliyorum ki Kürdistan'a gittiğimizde her mahallede, her köyde, her geniş ailede bir Deniz mutlaka buluruz. Birisinin çocuğunun adı Deniz'dir, öyle değil mi? Ve bu Denizler bugün hepsi şimdi artık özgürlük hareketinin hemen hemen hepsi içindeler. Kızı ya da oğlanı büyüdüler, kocaman insanlar oldular ve pek çok Deniz'le tanışıyoruz. Çünkü özgürlük hareketi de burada kendisine ortak mücadeleye bağlayacak bir damar buldu. Ve bu ortaklıktan hem kendisi için bir model kurdu hem de buradan güç kazandı, bir diyalog kurdu. Halkların Demokratik Partisi bu diyalogdur aslında. Deniz'in sözlerinin ve yaklaşımının Kürtçe'ye ve Kürtlerin haline tercümesinden ortaya çıkmış. Tabii ki kendi geleneğiyle bütünleşmiş, kendi komünalitesi içinde onun suyuyla yıkanmış ama bir ortak dil bugün bizi işte sizinle buluşturuyor, burada konuşturuyor. Az şey mi? Bu bağ başka türlü kurulamazdı ve kurulamadı da zaten. Öbür türlüsü tarikat beraberliğiydi ya da işte medrese beraberliğiydi. Bu geleneksel topluma ait bir ilişkiydi. Modern bir ilişki. Bugüne aitti. Kentsel bir dönüşüm dinamiğinin parçası olan bir ilişki bu vesileyle kurulmuş oldu. Benim gördüğüm kadarıyla sosyalistler bu mirasa sahipleniyorlar. Yani bunu inkar eden kimseyi görmedim. Kimsenin hakkını yemek istemem. Fakat şartlar, ortam, insanlığın hali bir nebze değişti. Şimdi yeni çağın kendi devrimci hareketi gelişiyor. Hem sırtına alıyor bu mirası ama hem de artık şimdi düşünsenize biz 1968'de kırdan kente ilerleyen bir devrim stratejisinden konuşurken Türkiye nüfusunun %70'i köylerde yaşıyordu. Şimdi Türkiye nüfusunun %80'i kentlerde yaşıyor.
Yani devrimin ya da sosyal değişimin mekanı değişti. Hemen hemen herkes Türkiye'de işçileşti. O zaman işçinin önderliği ideolojik midir, fiili midir diye tartışıyordunuz. Şimdi içine işçinin karışmadığı hiçbir halk hareketi yok. Çünkü herkes bir ücretlidir bugün, şöyle ya da böyle. Sonuçta zenginler ve mülk sahipleri dışında herkes bu toplumun amelesi ya da işsiz amelesidir. Böyle olduğu için tabii bir işçi sınıfı fikriyatı için zemin daha gelişkin. Fakat kapitalizm şekil değiştirdi. Fabrika merkezli bir kapitalizmden bilgi bilişim eksenli bir kapitalizme doğru geçiyoruz. Türkiye'de de hem bölgesel dinamikler hem de Türkiye Kuzey Kürdistan dinamikleri çerçevesinde bir yeni değişim rüzgarı ortaya çıktı. Türkiye'deki mücadelenin tamamen yıkıldığı, yenildiği, devletin ve rejimin her şeye hakim olduğu fikri güç kazanırken ki ben o yıllarda tahliye olmuştum. 14 yıllık hapis sürem dolmuş ve serbest bırakılmıştım. Ve bizim serbest bırakılmamıza yakın, yani benimle 12 Mart'ta cezaevine girmişti. İdamla hüküm giymiş, 74 affı dolayısıyla cezaları 30 yıla çevrilmiş olanların cezaları biterken biz çıktığımızda yeni bir hareket başladı ve bu hareketin bütün motivasyonunun aslında 1972 devrimcilerinden geldiğini, bunu kendi lisanına tercüme etmek için gerçekleştirilmiş uzun gayretlerin sonucu olduğu görüldü. Hem hareket kendini bir işçi partisi olarak kurdu. Yani kendisini geleneksel ulusalcılığın ötesinde özgürlükçü, anti-emperyalist, demokratik ve sosyalist bir hat üzerine yerleştirdi. Özal ve diğerleri, o zaman iktidardakiler, bunun eski Kürt isyanlarından biri olduğunu düşündü. Süleyman Demirel, ben yanlış hatırlamıyorsam, daha sonra 93'te şey demişti: bu 28. Kürt isyanıdır. Şimdi bir yanıyla bu belki doğruydu ama onlardan çok farklıydı. Ne Şeyh Said'inkine, ne Seyit Rıza'nınkine benzeyen, modern çağın hem doktrinlerinden hem mücadele usullerinden yararlanmış, hem de hiçbirinde görülmedik ölçüde kadın dinamiğinin başat hale geldiği yepyeni bir hareketle tanıştık. Ben Kürdistan Devrimci Hareketi'nin 1971-72 Türkiye Devrimci Hareketi ile bu şekilde bir miras alışverişi içinde olduğunu söylüyorum, ama bizde hiç olmayan bir şey. Kadının hem mücadeleci hem dönüştürücü rolü, hem de onun varlığının yarattığı yeni devrimci imkanlar bence Kürdistan Özgürlük Hareketi ile birlikte ortaya çıktı ve bugün aslında Kürdistan'ın bütün parçalarını sardı. Şimdi milyonlarız. Bu muazzam bir aşama. Türkiye'nin bütün siyasi topografyası değişti ve evet, Öcalan'ın Halkların Demokratik Partisi'nin Sebahat ve benim başkanlığa geldiğimiz kongresine gönderdiği HDP'nin kuruluş kongresi kabul ettiğimiz bu kongreye gönderdiği mesajda emaneti bugüne kadar taşıdım. Şimdi size veriyorum 72'nin emanetini derken, sadece edebiyat yapmıyordu. 72'nin neredeyse bütün devrimci damarları, Kürt özgürlük mücadelesinin bütün damarlarıyla buluşabileceği bir siyasi mekan yarattı. Bu dahiyane bir şeydir. Bu hiç kimsenin kabul etmediği, olacağına inanmadığı, imkan vermediği bir şeydi ve bunun hala sonuçlarıyla aslında zaman zaman yüzleşiyoruz. Hangi Kürt derneğine girseniz, Türkiye'de ya da Avrupa'da ya da dünyanın herhangi bir yerinde, Kürtler dünyanın her yerindeler, bunu görüyorum ayrıca.
Orada Öcalan'ın portresini görürsünüz. Seyit Rıza'yı görürsünüz. Ondan sonra Deniz Gezmiş, İbrahim Kaypakkaya'yı, Yılmaz Güney'i görürsünüz. Mahir Çayan'ı görürsünüz. Bu sosyalizmle bağlılığın gündelik hayata tercüme edilmiş halidir. Bu konuda tereddüde olan ben bir Kürt yurtsever tanımıyorum. Kürt yurtseverliği ile sosyalizm arasında şöyle bir kopmaz bağ var. Kürt yurtseverliği aslında köklerini Kürt komünalizminden alıyor. Ne demek Kürt komünalizmi? Ortak yaşam damarlarının ayakta kaldığı yerlerde bu hareket gelişti. Niye önce en şehirleşmiş yerde değil de biz Botan'da gördük hareketin parladığını? Çünkü komünal damarlar en çok orada canlıydı da o yüzden. O nedenle bu ikisi arasında bir aidiyet kuramamak, buna bir mana verememek bana yani ne Türkiye ne Kürdistan sosyal hayatı hakkında bir fikri olmamak gibi gözüküyor. 1971'de 72'de şöyle düşünülüyordu. Türkiye'de sosyalizm olunca tabii Kürtler de kurtulacaktır. Ama şimdi Kürtler kurtulmadan sosyalizm olamayacağı bilgisine eriştik. Çünkü her ikisini baskı altında tutan rejim bunun önündeki en önemli engel. Eskiyi işte böyle yani biz neydik diye anlatamayız. Çünkü her geçen gün daha ileriye gidiyoruz. Ama o ayak izleri olmasaydı onlara basmadan buraya gelemezdik ki bu açıdan da baktığımda evet hem farklıyız hem aynıyız, aynı istikamette devam ediyoruz ama çok daha geniş bir alan üzerinde çok daha çoğuluz. O miras var olanla, statükoyla yetinmemektir. Size dayatılmış hayatı sorgulamaktır. Özgürlüğü her an aramaktır ve özgürlüğü çelen her şeyle eşit ölçüde mücadele etmektir. Kadının özgürlüğünü çelen, işçinin özgürlüğünü çelen, Kürdün özgürlüğünü çelen her şey aslında aynı kökten kaynaklanıyor. Sömürgecilik, kapitalizm ve emperyalizm, patriarka. Bunların hepsi aynı kökten kaynaklanıyor. Dolayısıyla biz şimdi burada bunların hepsini birbirine kaynaştıran, birbiriyle bağdaştıran bir yeni dönemdeyiz. Ve bu dönem bize yepyeni imkanlar açıyor. O nedenle biz yani dediğim gibi daha önce de biraz önce de söyledim. Yani evet bu deneyim Türkiye'de statükoyu yardı. O manada ilk devrimci hamleydi sosyalist manada. Deniz Hüseyin ve Yusuf'un ve 1968-72 devrimcilerinin bir bölümü işte İbrahim zindanda işkencede, Mahir ve bizim arkadaşlarımız Kızıldere'de, Denizler Nurhak'ta ve idam sehpalarında can verirken uğrunda mücadele ettikleri hedef sosyalizmdi. Bundan şüphe edilemez. Bundan daha net ve açık hiçbir şey olamaz. Deniz'in sözlerinin içindeki en önemli şey Türkiye siyasi, sosyalist siyasi hareketi ve genel siyasi hareket içerisinde bir nasıl desem çok mühim bir anda Kürtlerin adının varlığının haklılığının ve ortaklığının ilk kez telaffuz edildiği bir siyasal söylem. Bu o kadar kıymetli ki Deniz'le beraber Kürtlerin adı ve mücadeleleri siyaset sahnesine büyük sükun döneminden sonra yeniden ortaya çıktı. Bu konuda rivayet muhteliftir. İşte birçok insan der ki, kimileri der ki, ya Deniz aslında yaşasın Türk ve Kürt halklarının bağımsızlığı
derken yani Kürtlerin kendi kaderini tayin hakkını değil, her ikisinin ortak emperyalizme karşı bağımsızlık mücadelesini anlatmak istiyordu. Varsın öyle demek istemiş olsun ya da kendi kaderini tayin hakkını demek istemiş olsun. Kendi kaderini tayin hakkına sahip olmamış ya da bu şuura sahip olmamış bir halkın başka bir halkla ortak mücadelesi söz konusu olabilir mi? Zaten olamayacağı için bence bu çok çarpıcıdır. İkincisi, yaşasın Marksizm-Leninizmin yüce ideolojisi diyerek kendisini bütün öteki vatansever, demokratik, özgürlükçü, eşitlikçi düşünce sahiplerinden ayıran farkı ifade etmiştir. İnsanlığın kurtuluşuna kadar bitmeyecek olan bir mücadelenin tarafı oldu. Bu muhteşem bir şeydir. Türkiye'de sosyalistlerin onlarca yıl çalışıp adım adım köy köy, kasaba kasaba dolaşarak anlatmak istedikleri fikri bir seferde ve her yerden duyulacak şekilde ama hayat pahasına anlatmaktır. Bu bence Deniz'in çok büyük bir hizmetidir sosyalist mücadeleye, Kürt halkına ve tabii ki Türkiye'nin bütün halklarına ve kapitalizme, emperyalizme karşı mücadele edenlere. O nedenle neresinden baksanız yere göğe sığdıramayız. Adalet ve Kalkınma Partisi ve MHP ortaklığı aslında 12 Mart'taki darbenin bütün güvenlik icraatını olduğu gibi devraldı. AKP-MHP rejimi 12 Mart'ta, 12 Eylül'de neler olmuşsa bunların hepsi daha lokal olarak ve daha parçalı olarak uzun bir seyir içerisinde gerçekleşti. 12 Eylül'cülerin yapıp da Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli'nin yapmadığı ne var kendinize sorun. Sonuçta tekçi ve egemenlikçi, üstünlükçü, türcü, cinsiyetçi bir şeyin hakimiyet biçiminin farklı kılıflar altında sürdürülmesinden ibaret. O nedenle aslında bu özetle şöyle diyebiliriz. Bütün öteki rejimler de aslında birbirinin tekrarıdır diyebiliriz. Ama Türkiye'de özellikle 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren bütün baskıcı rejimler esasen dünya kapitalizminin idamesi esası üzerine kendilerini kurmuş oldukları için sonuçta işçi düşmanı yüzleri son derece açıktır. Türkiye'de de mevcut hakimiyet rejimini sürdürebilmek için Kürtlerin haklarını inkar etmeden ileriye doğru bir tek adım atamayacakları için sömürgeci bir rejim olmaya mahkumdurlar. Durum bundan ötürü bir süreklilik gösteriyor. Özeti budur. Yani Tayyip Erdoğan'ı Kenan Evren'den ayıran hiçbir şey yoktur. Süleyman Demirel'i de Kenan Evren'den ayırt eden hiçbir şey yoktur esasında. İşte demin konuştuk. 12 Mart rejimi Süleyman Demirel'in önüne getirdi. Denizleri idam edelim mi, etmeyelim mi diye. O da edelim dedi. Daha başka ne desin ya? Yani daha ben de onun için başka ne diyeyim ya? Yani.